şu var, yani bu da sizin için belki çok sıkıcı ve bugüne kadar hep konuşulan bir şey ama eski Ahmet Hakan, yeni Ahmet Hakan üzerine sürekli yorum ve eleştiriler var. Yani sürekli bir mahalle vurgusu var. Siz zaten yazılarınızda her iki mahalleyi de çok iyi tanıdığınızı teyit eden yorumlar yapıyorsunuz. Yani bugün artık sizin bir mahalleniz mi var? Yok, bir mahallem falan yok. Şöyle oluyor aslında... oradaki tepkiler yani benim eskiden başka şimdi başka olduğuma yönelik eleştirileri yapanlar aslında beni takip etmiyorlar. Yani öyle zannediyorum. Mesela yazdıklarımı okumuyorlar ve tamamıyla yüzeysel. Eskiden şurada çalışıyordu, şimdi şu kanalda çalışıyor. Ha, bu demek ki o kanalı bıraktı, bu kanala geçti, dünyasını değiştirdi gibi bir algıya yol açıyor. O takip etmeyenler açısından. Halbuki benim eskiyle yeni arasında süreklilik arz eden, değişmeyen ve okurların, seyircilerin de esas ilgilenmesi gereken taraflarım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani mesela ben insan hakları, özgürlükler, kılık kıyafet özgürlüğü, inanç özgürlüğü, inançlara saygı, demokratik değerler, mağdurun yanında yer alma, mazlumun yanında yer alma, egemeni eleştirme gibi konularda eskiden neredeysem bugün de oradayım. Bugün diyorsun. De oradayım. Yani bu sürekliliğe dikkat ederlerse problem kalmayacak. Ya da bu sürekliliği ihlal eden bir şey yazılarımda falan görürlerse, yani sen eskiden mağdurdan yanaydın, şimdi zalimden yanasın diyebilecekleri bir şey olursa, evet, o zaman haklılar. Yani eski Ahmet Hakan, yeni Ahmet Hakan. Ama öyle bir şey yok yani. Böyle yani, bakılırsa sadece çalıştığım kurumda bir değişiklik mi oldu diyorsunuz? Yani bir mahalle değişikliği. Yani okuru ilgilendiren ya da benim fikirlerimden yola çıkarak bendeki değişimle ilgili olanlar açısından, evet, yani bir yazarın ya da işte bir şeyler söyleyen, topluma bir şeyler söyleyen bir adamın değişimini nasıl yorumlarız? İlkesel olarak durduğu yerde bir değişiklik var mı? Bakış açısında bir değişiklik var mı? Ben eskiden olaylara hangi perspektiften bakıyor isem, şimdi aynı perspektiften bakıyorum. Ama nedir o perspektif? İnanç özgürlüğü, kılık kıyafet özgürlüğü, demokrasi, darbelere karşı olmak, mazlumdan yana olmak, mağdurdan yana olmak, kim hakkı gasp ediliyorsa ona destek çıkmak, egemen ni eleştirmek. Ben 28 Şubat sürecinde oradaydım, şimdi de aynı yerdeyim. 28 Şubat sürecinde egemenden şikayet edenler, egemene itiraz edenler ya da işte mağdurdan yana olanlar ve kendilerini mağdur hissedenler bugün neredeler? Ona bir bakarlarsa hani daha anlamlı bir kıyaslama olur. Belki de böyle anlamak isteyenleri zaman zaman kışkırtacak bir dille mi yazıyorsunuz yoksa? Ya da hayır, yani ben bunu bu konuları Twitter'da oturup da yani bana sen eskiden şöyleydin, şimdi de böyleydin diyenlerle bu konuyu tartışmak istemiyorum. Yani bunları bu şekilde tabii cevaplamak istemiyorum. Aslında bunların cevabını insan duruşuyla, yazıp çizdikleriyle verir. Şimdi siz sordunuz ve konu açıldı ve kendimi ifade etme imkanı bulduğum için söylüyorum. Evet. Önemli olan şudur, yani yazıp çizdiklerimize bakmak. Orada bu ilkesel tutarsızlıklar, geçmiş ve gelecek, geçmişle şimdiki arasındaki tutarsızlıklar noktasına yoğunlaşılabilir, bakılabilir diye düşünüyorum. Ve insanların değişme özgürlüğü de vardır. Yani statik değildir. İnsanlar her gün yeni bir şeyler öğrenirler, duruşlarını, tavırlarını değiştirirler. Aslında biraz da bunun için sordum size. Yani hani bu kadar bu insanların buraya takılması belki de insanı biraz yoruyor mudur? Hep aynı tepkileri yıllar sonra hala almak, aynı yorumların gelmesi, zaman zaman benim bile bunu burada yine size soruyor olmam sıkıcı olmaya başlıyor mudur? Şöyle diye. Yani benim açımdan yorucu ya da sıkıcı olan kısmı şurası. Okumadan, yazılarınızı ne dediğinize bakmadan, durduğunuz yerle hiç ilgilenmeden bu yorumlar yapılırsa evet sıkıcı, ama okuyup o çelişkiyi yakaladığında, seni onun üzerinden eleştirdiğinde, evet, orada tartışmaya değer bir şey var, o yorucu ve sıkıcı değil.
Son olarak şeyi sorayım. Zaman zaman az önce okuduğum tweette de annenize de takılıyorsunuz. En önemsediğiniz, fikirlerini en önemsediğiniz kişi annenizmiş, öyle mi? Evet. Her şeyi ona sormadan. Tabii. Ya benim de öyle aslında. Anneler çok tanıdıkları için herhalde çocuklarını. Nasıl buluyor anneniz sizi? Vallahi iyi buluyor yani. Eleştiriyordu arada sırada ama iyi, genelde aramız iyi. Acımasız iyidir. Eleştirileri oluyor mu? Tabii. Anneler çünkü her şeyi duymak istemediklerini bile insanın bazen yüzüne tabii, söylüyorlar değil mi? Evet, onların hakkı vardır. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için Medya Kritiğe gündemi değerlendirdik. Biraz da gerçi bunları da konuştuk, Twitter'ı ve bu konuları da. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür için, ederim. Ahmet Hakan. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler, şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Finansbank'tan sıcacık krediler. Kasım ayına özel dosya masrafsız ihtiyaç...